Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan. Güzel bir maç. Fenerbahçe-Kayseri Spor maçını konuşacağız. Geçen senenin Türkiye Kupası finalisti Kayseri Spor sizinle birlikte. Fenerbahçe'yi de elemiştiniz geçen sene. Evet. Mesaj. Bu sene Fenerbahçe-Kayseri Spor'u eledi. Maçla ilgili konuşalım ama önce bir yorumum var. Geçen ilk 11'lerle ilgili konuşurken... Sizin Fenerbahçe ilk 11'iyle ilgili bir yorumunuz vardı. Tabii ki şey yaparak söylediniz yani her teknik direktörün bir yorumu olabilir diyerek söylediniz. O ilk 11'de 6 numarada İsmail vardı. Sağ tarafta da önlü arkalı Ferdi ve Emre Mor vardı. <laughs> Bu kanat çok iyi işledi. Serdar'ı da daha önce söyledim. Yani Serdar da daha gitsin çok gitsin oynamalı. Serdar gitsin dursun diyorlardı evet. ya ne dedik? Serdar dursun. Faydalı evet. adam, önemli adam. Evet. Ve Çağdaş Hoca maç sonra basın toplantısında dedi ki ben Fenerbahçe kadrosunu görünce korkmadım değil dedi. Özellikle Ferdi ile Emre Mor'u önlü arkalı görünce bir korktum dedi. Yani bir Ne dedim sana? O kanadı paramparça yaparlar dedim. Evet. Onunla başlayalım hocam. Şimdi Sinan şöyle bir giriş yapalım. Dünkü kupa maçında Fenerbahçe takımı oyuncuları müthiş bir birliktelik sahada sergiledi. Birliktelik. Tempolu oyun, çabuk oyun, pres, top kaybında karşı pres, geri dönüşler. Atağa çıkışlar. Beşiktaş maçından sonraki işte soyunma modaları böyle maçlarda. 1-0 öndesiniz. Rakip 10 kişi kalıyor. Penaltı kaçırıyorsunuz. Pozisyon kaçırıyorsunuz. Soyunma odalarında gerginlik olması doğaldır. Hoca kızabilir. Oyuncular birbirlerine kızabilir. Ama dünkü maçta şunu gördüm. Oyuncular Hoca ile birlikte oynadı. Bu çok önemli bir tespit. İlerleyen bölümlerde örnekleri vereceğim. Mesela Arda oyuna girerken hocasının yüzüne bakıyor. Daha önce oyundan çıkarken görüntüler göstermiştik. Evet. Veya İrfan'la Mert Hakan ilk defa yan yana aynı anda oyuna girdi. Bak mesela ikisi hiç yan yana oynamadı. Yanlış hatırlamıyorsam. Uzun süredir evet. Uzun süredir oynamadılar. Dolayısıyla Beşiktaş maçından sonraki bu kupa maçı Fenerbahçe'yi oyuncuları ve teknik adamı birleştirdi. O görüntüyü aldım ben. Şimdi önce kadroya bakalım bahçenin sahaya yayılımı, arkadaşlar animasyonla birlikte oynatsınlar. Oradaki düzeni görelim. tabi Alioski biliyorsun değil mi? Niye oynamıyor? Sol tarafta mesela dünkü maçta o performansı gördükten sonra, o sol ayağını ve hücuma çıkışlarını gördükten sonra insan diyor ki Allah Allah bu çünkü Galatasaray sağ bek, sol bekini çok önemli kilit adamları diye övmüştük. Fenerbahçe'de bir tek Ferdi sağdan geliyordu. Sol tarafta hep bir tıkanıklık oluyordu. Ama dünkü maçta görüntülerle koyacağız şimdi. Sporsiverler, Fenerbahçe taraftarı bunu izleyecek. Ama önce ben bir Arda ile başlayalım dedik. Niçin Arda ile başlayalım dedik? Bak şimdi oyuna girişine bak yüzü gülüyor. Hı hı. Ben yayına girişte ne dedim? Oyuncular teknik adamıyla bütünleşmiş. Mesela dikkat et sonradan oyuna girerken küskün veya oyundan çıkarken de küskün tavrı oluyordu. Şimdi burada mutlu. Bak hocasının yüzüne bakıyor. Daha önceki çıkışlarda birbirlerine elini uzatıyorlardı ama hocanın karşılıklı yüzlerine bakmıyorlardı. Bunu niye söylüyorum? Bunu negatif anlamda değil. Yani Beşiktaş maçından sonraki soyunma odası takım kadrosunu ve teknik adamı bir araya getirmiş. Bunlar futbolda olağan şeyler. Tam tersi bekleniyordu aslında değil mi? Şimdi orada oyuncular bazı şeyleri bir film sahnesi gibi iyi bakarlar. Ona göre de hareket ederler. Demek ki orada hocanın duruşunu, hareketlerini, oyuncularına sahip çıkmasını çünkü Dünkü maçtan sonra da İrfan'a da mesela İrfan hocasına el kol hareketleri yapmadı. Küskünlüğünü beden diliyle yumuşak küskünlüğünü gösterdi. Yani orada bir kızgınlık olsaydı mesela oyuncular da beden dilleri farklı olabilirdi. Şimdi Arda'dan başlamışken bir önceki maçta mesela bu koşulları hatırla Valencia'nın bir pozisyonu vardı. Evet. Pas istiyor. Için. O koşuyu yapmıyordu. Doğru. O koşuyu yapsa bu sefer Valencia'ya diyeceğiz ki Valencia niye çıkarmadı? Çıkarsana ne güzel koşu yapmış Arda. Bak şimdi Arda'ya dikkat et. Koşuyu yapıyor. Toptan buluşuyor. Bu oyuna girdiği bölümler buluştuktan sonra basit oynuyor. Çok dikkatimi çekti. Mesela Beşiktaş maçının ilk 20 dakikası çok pas hatası yapmıştı. Ondan sonra iyi oynamıştı. Burada oyuna girdi. Koşuyu yaptı. Basit pas. Bir daha oynuyor. Bak top kaybı yok. Basit bir daha oynuyor. Çok basit oynuyor. Devam ettirelim. Yine Arda. Bir daha buluşuyor toplan. Devam edelim. Bak burada mükemmel gene bir fantastik pas veriyor. Toplan tekrar buluşuyor. Mükemmel bir çalım atıyor. Şurada kalalım. Bütün bunları o basit oyunundan sonra yapıyor. Mesela diğer maçlarda Arda zorluyordu. İlk temasından çalım deniyor. İlk tema çalım. Zorluyor. Hiç zorlamadı. Basit oyun. Basit oyun. Basit oyun. Yakaladı. iki kişi ve çok iyi bir çalımlanda geçti. buradan kaleye şut attı olabilir. Çünkü o hareketleri yaptıktan sonra kendini ona hazırlamış. Mesela burada biraz daha dribbling yapıp belki sağa da oynayabilir. Ama şut atması hata değil. Devam ettiriyoruz arkadaşlar. Arda'dan başladık. Mesela bu bölümde biraz dribbling yapabilirdi. Şimdi Arda'ya burada... Ne söyleyeceğiz? Mesela Alex'in olduğu dönemde Fenerbahçe antrenmanını seyretmeye gitmiştim. Antrenmandan sonra Alex 50-60 tane frikik çalışıyordu. O gün seyrettiğim antrenmanda. Arda'nın her itman bittikten sonra firikik ve buna benzer buruşları çalışması gerekiyor. Alex ile ilgili çok sevdiğim bir hikaye var hocam. Mehmet Topuz ilk geldiği zaman Fenerbahçe'ye kopmuş bir maç. Fark olmuş herhalde. Firikik istiyor atsın. O Kayseri'de atıyordu ya Mehmet Topuz. Ya benim oyuncum ben oynattım <laughs> onu ya. <yani. gülüyor> frikik istiyor atsın. Alex de var sağda. Alex de attırmıyor ona. Taraftar da hani desteğine falan rağmen. Sonra da biraz bozuluyor. Soyunma odasında Alex diyor ki ben her antrenmandan sonra 50 tane frikik atıyorum. Seni bir kere görmedim ben antrenman sonrası frikik çalıştığını. Çok Gel benimle bir çalış. Şey. Bir dahakine attıracağım diyor. Çok çok güzel bir cevap. Müthiş. Süper. Ne güzel örnekledin. Evet devam edelim arkadaşlar. Biraz akıcı olsun. Tabi burada işte niye diyoruz? Çalışırsa bunları daha iyi vurabilir. Çünkü Beşiktaş maçında hatırla. Vuruş yaptı yerden adama pas gibi gitti. Bir tane daha yaptı geri pası gibi gitti. Ama dünkü maçta oldukça daha farklı bir oyun anlayışı. Mesela bunu niye koydun? Bak burası önemli. Şimdi geri alalım. Burada yumuşak vurdu. Kaleci aldı topu ve oyunu kurdu. Kayseri Spor. Arda aynı hızdan geri doğru koştu. Topu kovaladı. Daha önce yapmıyordu. Hatırla Ferdi'den bir örnek vermiştik. Pası Ferdi ona vermemişti. Kızmıştı. Orada durdu. Ferdi T orta sahaya kadar geldi, top kaptı. Şimdi Arda'ya bakıyorum. Devam ettirelim. Müthiş bir geri koşusu ve Burada da topu kapmak için de mücadelesi var. O şuttan sonra. işte Arda'nın uluslararası arenada sahneye çıkabilmesi için. Çünkü üst düzey teknik adamlar fantastik çalımlara bakmaz. O basit pas oyunu. Basit pas oyunundan sonra deliplikten adamları geçmesi. Top kaybından sonra da çok çabuk geriye gelmesi. Bunlar dikkat çekicidir. Dünkü maçta bu enstantaneleri gördüm. Devam ettirelim. Şimdi bak sağ ayağından vuruyor. Dedik ya sağ ayağını kullan. Sağ ayağını hiç kullanmıyor. Gol yaptı. Doğru. Gol yaptı ve programlarda Arda'yı işledik ve bu gelişimi görmek müthiş sevindirici. Gene bir pozisyon basit bir oyun. Devam ettirelim. Toplam buluşması ve sağ ayağından ortayı yapıyor. Evet. Sağ ayağından ortayı yapıyor. Çok önemli. Çok Likteki önemli. İkteki Kayseri maçında sağ ayağıyla vuruş yapmamıştı ya, hocam. Golü kaçırmıştı. Birçok maçta var. Sağ ayağını evet. hiç kullanmıyordu. Sinan şimdi ikinci bölüm Serdar. Ben Serdar'ın daha önce de Fenerbahçe'nin iyi gittiği dönemlerde hatta Serdar'ın gitmesi tartışılıyordu. Evet. Kesinlikle yanlış dedim. Dünya kupası döneminde konuşmuştuk. Kesinlikle. Atılıyor. Ve taraftarı da tebrik etmek lazım. Serdar'ı alkışladım. Evet. Serdar burada Santrofor, Valencia arkasında. Çünkü Valencia direkt Santrofor değil. Ve Valencia dar alanda toplan etkili değil. Koşuyor, kafayı vuruyor. Veya sağdan soldan orta geldi mi geliyor vuruyor. Ve sağa sola da depresi olan bir oyuncu. Burada... Dribblingle gelmeyi de seviyor. Alanya maçında mesela dribblingle kenardan geldi penaltı aldı. Seviyor. Evet. Burada bir oyuncuya hep ihtiyacı var. Aliyevski oynadı mı? Sağ tarafta da Ferdi oynadı mı? Ferdi ve Aliyevski oynadığında burada bir Serdar gibi bir oyuncuya ihtiyacınız var sizin. Şimdi bak birinci ver kaç oynat. Serdar ver niye koydum? Golde de Serdar'ım ver var. Türk futbolunda verkaçlar çok az oluyor. Bu dünkü maçta 5-6 tane Fenerbahçe'nin yaptığı verkaç var. Gelelim devam ettir. Serdar Emre Mor verkaçı ve gol. Çok önemli, dikkat çekici bir olay. Burada bir detay daha. Emre Mor da sağa yaylattı golü Arda gibi. Emre de solak olmasına rağmen o da sağa yaylattı. Emre Mor bizim yani benim çok e, tuttuğum beğendiğim bir oyuncu evet zaman zaman toplam fazla oynuyor dribbling yapıyor ama etkili bir oyuncu kullanmakta fayda var dünkü maçta da bunu ortaya koydu devam ettir bak kaç kişi oyundan düşüyor görüyor musun şuraya bir daha başa al bakın bir ver kaç oynat Hop bütün oyuncular oyundan düşmüş vaziyette. Daha önceki ver kaça gel. Bak şimdi kaç tane Kayseri sporlu oyuncu oyundan düştü görüyor musun Sinan? Bak dört oyuncu oyundan düştü. Bir var Niye Arda'dan sonra Serdar'ı koyduk? Burada da tamamen Serdar'ın kendi çabası, sezgi gücü. Çok da akıllı bir pres yapıyor. Akıllı. akıllı. Pres çünkü pas açısını da kapatıyor önce. Stoper attırtmıyor. Sonra da topu kapıyor. Evet. Her ne kadar kaleci hata yapmışsa Serdar'ın da akıllı hisleri, sezgilerinin de kuvvetli olduğunu ve bu topu da kapıp gol yapıyor yani. Evet. O da çok önemli. Şimdi kal orada. Bak ne kadar sıçramış. Bu kadar golden sonraki sıçraması bu. Bunu özellikle koydum. Uzun boylu olmasına rağmen bu kadar sıçraması demek zinde bir adam. Görüyor musun? Yerden ne kadar kesilmiş. Kendine iyi bakıyor zaten. Bak ne kadar ne kadar yerden ne kadar yüksekliğe çıkmış. Demek ki Ferdi bir taraftan, Alioski bir taraftan geldi mi? Her topa kafa vuracak bir adam. Şu şu sıçramaya bak. Evet. Hocam Serdar'la ilgili Bir tane söylüyorum. daha pası var. Burayı da tamam, bu, bu pasta. Evet, doğru. Yani Arda'nın attığı golde gene Serdar bak. Egoistik yapmıyor. O topu alıp driplingle gitmiyor. Uzun süre oynamamasına rağmen. Mesela Valencia'da bu var. Birazdan Valencia'yı göstereceğim. Havaçı taraftarı, spor severler baksın. Burada da mükemmel bir pas atıyor Arda'ya. Devam ettir. Arda da sağ ayağından müthiş bir gol attı. Onu da tebrik ediyoruz. Hocam Serdar'la ilgili ben de şu yorumu yapmak istiyorum. Serdar çok daha hazır olduğu halde Pedro'yu oynattı hoca derbide. Şimdi bu derbi mağlubiyetinden sonra yine de futbolcuların Jesus'la bir birlik oluşturması ve böyle bir reaksiyon vermeleri Jesus'un karizmasındandır diye düşünüyorum. Çünkü aslında forma adaleti olarak mesela İsmail aylarca oynamadı. Serdar daha hazırken Pedro oynadı. Ama bir şekilde hoca kendine oyuncuları inandırabiliyor. Çünkü Galatasaray'a karşı 3-0 kaybettikten sonra da iyi döndüler. Arda arda galibiyetler geldi. Şimdi Jorge ile ilgili şu yorumu yapmak istiyorum. Evet Galatasaray Beşiktaş maçlarını canlı seyrettiğim için taktik anlamda devre arası oyun devam ederken farklı şeyler kendi kanaatim olarak yapılabilirdi diye kendim düşündüm. Ama bu kadar deneyimli Portekiz, Brezilya, uluslararası arenada sahneye çıkmış bir teknik adama bu hiçbir şey bilmiyor demek bence doğru bir şey değil. Ve düşündüm, dün akşam bu konuyu düşündüm. Türkiye'ye çok iyi Avrupalı teknik adamlar geldi. Türkiye'de başarısız olup tekrar kendi ülkelerine gitti ve kendi ülkelerinde çok başarılı oldular. Bence Türk futbolunun iklimi yabancı hocalara eğer bu iklime ayak uyduramıyorlarsa uygun değil. Örneğin kadro seçimleri. Mesela maçtan sonraki röportajında soru geldi. Hafta içi maçlarda rotasyon yapıp çok başarılı bir tabahçıyı izledik. Hafta içi maçlar olmadığında takım puan kaybetmeye başladı ve eski formundan uzaklaştı diye soru geldi. Çok doğru. Kabul etti bunu. Evet, çok doğru. Belki de kendi ülkesinde işte Brezilya'da vesaire sürekli maç oynandığı için bu rotasyon üzerinden burada da gitmeye çalıştı ama bizim oyuncu iklimimiz, ligimiz, oyuncu karakterlerimiz buna uygun değil. Hakem, var hakemi, medya, kulüplerimizin DNA'sı. Çünkü bir teknik adamın ağır eleştirebilmen için adamın CV'sine de bakmak gerekiyor. Neyse bu konuyu kapatalım. Şimdi geldik Alioski'ye. Daha önce ne demiştik? Ya sol tarafta sol bek var niye oynamıyor? Tabii en iyisini hoca bilir. Çalıştıran hoca bilir. Fakat dünkü Kupa maçını seyrettikten sonra sol bek olarak söylüyorum. Alioski hepsinden önde ve bütün ataklarda orada ya. Bak bütün dünkü maçın insanlar maçı seyretti bitti. Ama biz analiz yapıyoruz. Bir analiz 5-6 saat sürüyor. 90 dakikalık analiz. Onu da 30 dakikaya, 35 dakikaya, 25 dakikaya sığdırıyoruz. Sol ayağı da etkili. Bak şimdi pozisyona bak. Alioski orada. Görüyor musun? Akıt devam ettirelim arkadaşlar. Bak attığı pasa bak. Etkili pas. Bak Alioski'den çıkan topu görüyor musun? Topsuz koşu var. Topsuz müthiş bir koşu var. Pas. Bak kaç oyuncuyu ekarte ediyor. Devam edelim. Bak gol ortası. Gene orada. Yani gol de ondan geldi. Burada da mükemmel bir Emre Mor gerçekten mükemmel bir vuruş yaptı. Orta, çok güzel bir orta ve çok iyi de bir vuruş gördük. Gene alıyor. Burada ada, rakibe çalım attı. Bak gene orada Alioski. Devam edelim. Gene burada Valencia'ya verdi. Burada da bindirmeye geldi. Burada Ferdi'nin vurduğu top hatırla. Gene burada alıyoruz ki. Yani dünkü maçın çok önemli kilit adamlarından biriydi. Ayağı da iyi zaten. Dolayısıyla hakkında vermek gerekiyor. Şimdi geldik etkili pas. Mesela burada oyuncuları ben ki ben de çalıştığım dönemde oyunculardan sürekli istediğim dikine oyun, topsuz koşu. Şimdi bakıyorsun etkili pas nedir? Şimdi pozisyona bakıyorsun. Top ayağında olan oyuncu kim? Zayt, mı? Miha mı? Miha Zayt. Şimdi onun gibi bir oyuncunun Rossi bak nereye istiyor topu. Normalde bu pas Rossi'nin önüne oynanır normal. Onun için biz ülkede birçok şeyde eksiyiz. Oyuncular Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzon gibi, yukarı Adana Demir gibi büyük takımların kaliteli oyuncularının bunu mütemadiyen oyun içerisinde yapmaları gerekiyor. Şimdi bu pas sola geldi. Bu pozisyondan sonra bilmiyorum da bir pozisyonda hoca Zaysa çok sinirlendi. Galiba bu pozisyonda hatta devrede de oyundan aldı. Yani hangi oyuncu olursa olsun burada oyunu iyi okumak gerekiyor. Yapmaları gerekiyor Zays oyuncular. Zaysa bu tip topları iyi atabilen bir oyuncu. Yani. Evet. Devam edelim. Şimdi mesela bak orada atmıyor. Daha zorunda dikkat et işte bunlar hep farkındalık ben basketten örnek vermiştim sana antrenman yaparken sağa sola oyuncu koyuyor. Onları hata sokuyor. Yani görüş alanının biraz dışına oyuncu koyuyorlar. O oyuncuları görüyor mu, görmüyor mu diye test yapıyorlar. Şimdi bak burada da burada da bak kaç kişi oyundan düşürdü. Pası atan da Miha. Bak görüyorsun. Deminki pozisyonda atmıyor. Burada atmıyor. Burada atsa kaç oyuncu oyundan düşecek ki burası kaleye yakın olan yer. Orta sahada atıyor. Bak kaç oyuncu düştü görüyor musun? Etkili pas. ...üç oyuncu oyundan düştü. Topsuz öne koşu var. Mesela Ferdi bu maçta çok çok daha iyiydi. Neden? İki tane milli maç oynadı. Beşiktaş maçında yorgundu Ferdi. Evet. Bak bu maçta nasıl dinamik, nasıl tempolu, hem toplandı dripling hem topsuz oyunda hemen göze çarptı. Dolayısıyla mesela burada da iletişim diyoruz hep. Oyuncular oyun içerisinde iletişim halinde olmalı. Şu pozisyonda Valencia araya koşuyu yapsa soldan başka bir bindirme gelecek. Olay başka yere dönecek. Devam edelim. Ve top kaybı. Şimdi Ferdi orada geliyor. Pas verecek adam arıyor. Bak şimdi veremiyor pası. Tam Valencia hazır değil. Yani adamın arkasında biraz daha dışarıda olsa belki atacak ona. Ya o öne koşu yapacak. Arkadan gelene bir boş alan açacak. Ferdi pas op Oksiyonu görmeyince topu kaptırıp bir kontra yiyor. Burada da iyi bir pozisyon. Ferdi'nin biraz daha iyi vurabilirdi bu topa. Çünkü Serdar da yanında çok boştu. Kaleci de iyi çıkarmış ama net bir pozisyon yani. Bir kontrol de yapabilirmiş. Evet bu bölümü de bitirdik. Şimdi bu bölüm mesela İrfan Can 1x1. Yani birebir antrenmanlarda teknik adamlar çok yapar. Birebir 2 2 veya 3'e 2, 2'ye 1. Burada bire bir çok güzel bir pozisyon. Bire bir İrfan'ın alıp götürmesi lazım. Pozisyonu İrfan seyrettiğinde mutlaka şunu diyecektir. Keşke basıp çalımı gitseydim. Mesela açıyı da yakaladı. Şu topu bir sürü bak bir sürüp gitse ya gol attırır ya kendi vuruş yapar. Kutuda oldukları için hamle de yapamıyor Kayseri'li oyuncu. Penopta'da yapamaz. Nasıl yap, 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 yapamaz. Zaten İrfan'a uzak. Evet. Karşılayan oyuncu İrfan'a uzak ve ne oluyor? Bak onların üzerine doğru terse topu çekince de yardım gel. Kaptırdı düz gitse bir geri al. Bak şu anda rakiplerin onu yetişme şansı sıfır. Ama soldan içeri çekince rakibin üstüne gidiyor. Bak iki oyuncu geldi etkisiz hale getirdi. Mesela burada da çok iyi bir top çıkardı değil mi? Yani müthiş İrfan ne kadar güzel bir oyun. Demin Miha'da yapılmayanı burada bak tam ters tarafta ters kanatta da mükemmel bir organizasyon. Devam edelim. Mesela bunun bunun golle bitmesi lazım. Niçin niçin biraz daha Ferdi topu sürmez? Bak önünde hiç kimse yok. Yani halı sahada aldı attıya pas verilir ya biraz daha sürse aldı attıya pası verecek. Erken çıkardı pası. Önü bomboş. Rakip yok. İşte bunlar hep farkındalık. Ve her maç sonrası oyuncuların bireysel analiz yapması gerekiyor. Analiz hocalarının oyuncularla hafta içi gruplar halinde oturup bunları yapmaları gerekiyor ki bir dahaki maçta farkındalığı artsın. Şimdi gelelim Valencia'ya. Çok pozisyon vardı ama ben az ve öz çıkardım. Mesela buradan kaleye şut attı Valencia. Ya şut atabilirsin. Ceza sahası üzerindesin. Fakat önün kapalı. Çok evet. Bloklanacak. Yani aynen. bu, bu topun bir şut olması mümkün değil. O zaman Boştaki adamı bulman lazım. Bak arkadaşı da el kaldırıyor. Şimdi çok önemli bir pozisyon. Beşiktaş maçında da çok oldu. Topu önüne atıyor arkadan koşuyor. Bu maçta da var. Devam edelim diğer görüntüye. Mesela burada da. Çizgiye istemiş topu değil mi? Çizgiye istiyor ya araya istesene. Sen hücumcu oyuncusun. Sen hücum oynayan Türkiye'de şu anda en fazla gol atan oyuncusun. Bunları yapman gerekiyor. Ve bunları mutlaka Valencia'ya gösterilmesi gerekir. Devam edelim. Bak Şimdi topu aldı, sürdü, gidiyor, devam ettir. Şimdi bu topu sol ayağından kaleye böyle yumuşak bir şekilde vurdu. Ya bir çekse, ters ayak ortası yapsa Serdar buradan golü atar. Evet. Düz ayağıyla daha da güzel orta yapar zaten. Ya müthiş yapar ya. Baksana top nereye gitti şimdi? Bir daha baştan bunu özellikle bahçeli taraftarlar, seyirciler baksın. Evet, tamam buraya koşmadı. Olabilir bazen. Ama burada, burada artık o zekayı, partneri, Serdar'ı çünkü kendi de baksın içinde oldu mu? böyle pozisyon bekliyor. Şimdi rolleri değiştirelim. Serdar'ı bu tarafa koyalım. Valencia'yı içeri koyalım. Mesela olsa ben hemen Valencia otur. Bu topu nasıl istersin? Serdar'ın yerinde şimdi sensin. Serdar da burada. Sen bu topu nasıl istersin diye sorarım ona. Değil mi? Bak burada terse çekip oynasa gol pozisyonu böyle bir şey yaptı. Vurdu. Bak böyle sol ayağından bir de yumuşak vuruş. Hani şunu düşündü diyelim. Kalecinin arkasına böyle havada yani <laughs> çok ekstra bir düşünce çok zor bir devam düşünceler. mesela burada da bu çok güzel verkaç yaptılar ya hı, hı. Verkaş'tan sonraki pozisyon. Şimdi Valencia bu topu alıp sürmesi lazım. Önü bomboş. Daha rakip gelmiyor ve içeride de tam pas opsiyonu olmamış. Şimdi buradan topu kaleye mi çıkardı, araya mı çıkardı? Beşiktaş maçında ilk devre biliyorsun. Net pozisyonu var. Bir de penaltı kaçtı yani. Bunları yapması gerekiyor. Bunlar önemli pozisyon. Bak burada kaleci aldı topu. Önüm boş git. Taraftar ona rağmen de ıslıkladı zaten. Yani 30 ya gol o attı o belki. Islıklı, yani Onlara ben e, farklı, o, o konuyla ilgili farklı düşünüyorum. Ama buradaki amacımız oyuncuların oyun içerisindeki performansları. Taraftar, izleyiciler bunları kaçırıyor. Başka gözden bakıyorlar. Ama böyle baktıklarında daha bilinçli... Maçları da ona göre seyrediyorlar. Kayserispor'un korner golünü de alkışlamak lazım. Güzel bir organizasyondan. Geçen sene biz de kornerden atmıştık Duran top. Duran top. Kornerden Dimitri, <laughs> Durantop. Dimitri Önderek atmıştı. Burada da yine Dimitri çok güzel bir gol attı. Tabii benim esas dikkatimi çeken Salaye'nin alan savunması yapıyorlar ama Salaye'nin burada rakibi bu kadar boş bırakmaması gerekiyor. Mesela bu gibi durumlarda tabii alan adam markajları. Şimdi Serdar uzun boylu bir adam. Forvet oynuyor ve maç içerisinde sürekli Dimitri ile karşı karşıya. Valencia stoperlerle karşı karşıya. Rakip kornerlerde de stoperler hep gelir. Dimitri de öne gelen bir adam. Mesela belki Serdar eşleşmesi benim kendi görüşüm. 2-3 adama ben markaj veriyorum. Alan olması yaparken de rakibin 2-3-4 neyse önemli oyuncularına, uzun boylu oyuncularına, etkili oyuncularına da markaj veriyorum. Şimdi evet Salah'ı duruş ve pozisyon hatası yapıyor. Ama Salah'ı sık sık Dimitri ile karşı karşıya değil. Dimitri ile sık sık karşıya kalan Serdar ile Valencia. Mesela burada ikisinden biri olsaydı çok iyi blok yapabilirdi. Bu golü yemezlerdi. Özellikle bak ne kadar boşta görüyor musun? Bu bu net pozisyon arkadaşlar. Bak kornerden gelen top. Bunu çünkü rakipler de seyredip ona göre organizasyon yapıyorlar. Evet. Bu da oyuna giren Oyuncu grubu. Yani İrfan, Mert Hakan, Arao. Ama benim en çok dikkatimi çeken... Mesela Emre Mor oyundan çıkacağını biliyor. Mutsuz değil. Beden dili negatif gözükmüyor. Çok mutlu. Mesela bir maçta hatırlıyorum. Şey maçıydı galiba Avrupa Kupası maçı. Son geç girmişti oyuna. Maçtan sonra çok sinirliydi. Yürürken görüyorsun. Burada ama çok mutlu. işte gollerini atmış. Çok iyi oynadı. Orada bir hocasıyla da bütünlük yakalamış. Mesela İrfan'la Mert Hakan'ı uzun zamandır ilk defa ikisinin aynı anda oyuna girerken hatta çok azdır ikisinin de yan yana oynadığı maç. Çünkü maçın içerisinde Arda, İrfan pas trafiğini çok beğendim. Birbirlerinden oynuyorlar. Bazen dışarıdaki iyi arkadaşlık saha içerisinde de oyunu geliştirir. Bu çok önemli. Hocam kapatmadan sen şimdi söylemezsin senin Halef'in Çağdaş Hoca da. Ben bir eleştiri yapmak istiyorum. Çünkü geçen sene Kayseri Spor Türkiye Kupası'na final oynadı ve finale giderken de çok önemli takımları eledi yani Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı. Şu anda Kayseri Spor'un düşme tehlikesi yok. Ligden Avrupa'ya gitme ihtimali de çok daha zor. Ben bu maçta rotasyon değil de ligde rotasyon yapıp bu maçta daha iyi bir Kayseri Spor görmeyi beklerdim açıkçası. Trabzon maçı için. Trabzon diyorsun, maçında rotasyon. daha İlk 11 çıktı. Trabzon maçı bu kadar hedef maç değil. Bu çok daha bence hedef bir maç. Trabzon maçında rotasyon bu maçta da daha bence daha iyi bir oyun görmek lazımdı. Zaten bunu şeyden söylüyorum. Türkiye Kupası'nın önemi yıllar geçtikçe azalıyor. Yani biraz daha böyle geçen sene mesela Kayserispor orada bir farklılık yarattı yani. Büyükleri eleyerek böyle bir adından söz ettirdi. Yani bu kupaya biraz az önem veriliyor. Mesela Cenk oynadı kalede. Çok hatalı goller yedi. Öyle bir eleştirim var. Sen yapmazsın biliyorum. O yüzden ben yapmak istedim. Yani evet. Gavronovic, Santrofor Evet Başka. mesela Gavronovic 4 ay sonra ilk defa ilk 11 oynamış hocam. Ocağın başında oynamış ilk. 8 kez topa değmiş ilk yarıda. 8 kez topa değmiş. Tabii eldeki oynaymış. kadroyu şimdi birkaç oyuncu da gitti. Tabii. Ama Trabzon maçını müthiş oynadılar ikinci yarı. Evet. Belki de şeyi düşünmüş olabilir. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesinin onlarda bir demoralize. Çünkü Fenerbahçe'nin dünkü oyunu iyiydi. Çok i̇yi, i̇yi bir yani. performans ortaya koydu takım olarak. Ve işte gösterdik. Pozisyonları gösterdik. Böyle bir şeyi beklemedi bence. Beklemediği için de birkaç oyuncuyu rahatlıkla oynatabildi. Ağzına sağlık hocam. Sağ olun.